Ve şimdi koronavirüs başlığına geçiyoruz. Bugüne ilişkin önemli bir iddia. Genel cerrah uzmanı operatör doktor Turhan Çömez'den geldi. Kendisi de şimdi yayınımızda ilk saat diliminde iddiayı ortaya koymuştuk. Turhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Diyorsunuz ki Avrupa'daki pek çok koronavirüs hastası ülkeye gelebilir ve bu büyük bir tehdit. Biraz açar mısınız? Nedir bunu, nereye dayandırıyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kruger dün bir tweet yayınladı, bir mesaj yayınladı ve bu mesajında başta Türkiye ve Türk Sağlık Bakanı'na teşekkür etti. Bu teşekkür gerekçesi Türk Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu cömert teklif kendi ifadesiyle. Neydi bu cömert teklif? Yaklaşan kış aylarında eğer Avrupa korona hastaları ile boğuşmakta ve mücadelede zorlanırsa biz memnuniyetle bu hastaları Türkiye'ye transfer eder, Türkiye'de tedavi ederiz. Hiç çekinmeyin, Türkiye'ye gönderin bunları dedi. Ve Dr. Kruger de bu cömert öneriye ve teklife de teşekkürlerini iletti. Tabii bana göre bu gerçekten bir skandal. Ben hem İngilizce hem Türkçe bu tweet'e bir karşılık verdim. Ve dedim ki hala ikinizin insanların sağlığından sorumlu oluyor olması büyük bir skandal ve gerçekten kabul edilemez. Böyle bir şeyi nasıl önerebilirsiniz ve böyle bir politikayı nasıl benimsersiniz? Bir kere zaten Avrupa pandeminin merkezi haline geldi. Şu anda birçok ülke kapanmanın aşamasında ve çok sayıda yeni ve tehlikeli bulaştırıcı varyant söz konusu Avrupa'da. Ben İngiltere'de hekimlik yapıyorum, bir üniversite hastanesinde, ayrıca özel bir hastanede çalışıyorum şu anda. Çok yoğun korona hastaları var ve bu hastalar yeni versiyon, yeni varyanttan muzdarip olan hastalar. Bunları siz tedavi edemezseniz getirin biz Türkiye'de toplar tedavi ederiz demek gerçekten büyük bir sorun. Çünkü bu hastalar hepsi değişik ülkelerden eğer Türkiye'ye gelmeye başlarsa, Türkiye dünyanın bütün riskli COVID hastalarının ve varyantlarının bir buluşma noktası olacak. Bunun karşılığında da hem doktorlar hem tüm sağlık çalışanları büyük bir tehdit altında olacaklar. Ayrıca Türkiye zaten ciddi sıkıntı içerisinde pandemiyle ilgili. Bu çok daha büyük bir problemi beraberinde getirecek. Hastanelerin kapasitesi ortada. Zaten kış aylarıyla beraber hasta yükü giderek artacak. Buna bir de Avrupa'nın ağır COVID hastalarını da yüklemeye kalkarsanız bu Türk sağlık sisteminin çökmesi ve özellikle Türk hekimlerinin ve Türk sağlık çalışanlarının büyük bir risk altına girmesi demek. Bu benim açımdan kabul edilemez. Ben hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi tanıyan, her iki coğrafyayı da çok yakından bilen profesyonel bir kişiyim, bir hekimim. Aynı zamanda bir geçmiş siyasi kimliğim var. Böyle bir uyarıyı yapmayı da kendime bir sorumluluk hissettim ve bunu paylaştım. Peki şimdi aslında tekrar başa dönelim bence. Neden biz Avrupa'daki ağır COVID hastalarını kabul ediyoruz? Bu konuda bir girişimde bulunuyoruz. Şimdi pandemi döneminde ülkeler birbirlerine jest yaptılar. Biz de Türkiye olarak pek çok ülkeye yardım dağıttık. Bunu biliyoruz işte test kitinden çeşitli medikal malzemelere kadar ama böylesi bir jest ben ilk defa duydum. Yani COVID hastalarının tedavisini de üstlenebilmek. Bu dünyada var mı, ülkeler arası benzer bir örneği var mı? Neden Hayır, böyle bir talebimiz var? Yani altında yatan neden ne olabilir acaba? Bunun hiçbir örneği yok. Haddi zatında COVID hastalarının uçakla Türkiye'ye nakledilmesi zaten hasta için bir risk, uçakta bulunan diğer sağlık personeli için bir risk. Türkiye'ye gelmeleri halinde bu varyantların Türkiye'de bulaştırıcı olması ayrı bir risk. Bunları ben bilim adamı kimliğimle söyledim ama dilerseniz bu sorunuza şimdi siyasetçi kimliğimle bir cevap vermek istiyorum. Malum buyurun. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle boğuşuyor ve içinde yaşadığı durumdan kurtulmak için çaba harcıyor. Yani her uzatılan dala tutunmaya gayret ediyor. İşte en son Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili attığı adım ortada. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki gelecek olan bu COVID hastalarından bir para beklentisi var Türkiye'nin. Bunun için yaptı. Ancak bunun daha ötesinde zaten Türkiye'nin ciddi manada zedelenmiş dış politik itibarını bir anlamda kurtarabilmek için geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Avrupa'da bir mülteci krizi oldu ve Türkiye ciddi olarak eleştirildi. Avrupa'ya şirin görünmek için atılmış bir adımdır bu. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve onun ötesinde Türk kamuoyuna dönüp ilerleyen aylarda ve seçim arefesinde şunu diyecekler. Bakın gördünüz mü, Avrupa bizi kıskanıyor, dünya bizi kıskanıyor. Onların yapamadıklarını biz yaptık ve Avrupalı hastaları burada tedavi ediyoruz. Bunun hiçbir tıbbi karşılığı yok, hiçbir geçerliliği yok ve sadece
hiç politikada kullanılmak üzere ortaya atılmış bir argüman. Ben hiçbir Avrupa ülkesinin de böyle bir şeye tevessül edeceğini düşünmüyorum. Bilim adamı olarak düşünmüyorum. Birçok alanda olduğu gibi ne yazık ki şu anda hükümet ve karar verici mekanizma bocalıyor ve çırpınarak çözüm arıyor kendi prestijini kurtarmak için. Ama bu Covid onların tutunabileceği bir dal değil, bundan vazgeçsinler. Peki efendim, biz bunu yani sizin paylaşımınızda aslında gördük. Bu konuda bir açıklama yok. Bu iş resmiyete döküldü mü? Henüz yani dökülmedi zannediyorum ki, haberimiz olmadı. Bu sadece şu an arka kapıda konuşulan bir mesele mi? Bu tweet'ten anlaşıldığı kadarıyla Sağlık Bakanı, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Temsilcisi Doktor Kruger'i arayarak böyle bir öneride bulunmuş. Ve Doktor Kruger de kendi resmi hesabından bunu deklare etti, bunu açıkladı. Bugüne kadar kimsenin duymadığı, bilmediği bir şeydi. Bu şekilde öğrenmiş olduk. Ben de tabii sorumluluğum gereği bu öğrendiğim bilgiyi Türk kamuoyuyla paylaştım. Parlamentodaki arkadaşlarımla paylaştım. Bugün sanıyorum Sağlık Bakanlığı bütçesi de görüşülecek. Ve Sağlık Bakanı bununla ilgili sorulara muhatap olacak ve bunu açıklamak durumunda kalacak. Peki şimdi şunu düşünüyorum tabii, biz Avrupa'daki pek çok ülkeden, İngiltere örneğinden yola çıkarsak önde miyiz ki aşılamada vesaire de? Böyle değil. Peki şimdi salgının seyri nasıl olur bilinmez. Şu anda çok yükseklerde gitmese de önümüzdeki günlerde yeniden bir zirveye çıkarsak ve yataklarımız, yoğun bakım yataklarımız bulunamaz hale gelirse, biz kendi vatandaşımıza yatıracak yatak bulamazsak, bu bir krize dönüşebilir mi acaba? Bu söz Bütün ettiğiniz korkumuz durumla da bu birlikte. zaten. Tabii ki bu benim de korkum. Yani Açıkçası çünkü yeri geliyor zaten bir yatak bile aranıyor. Bunu gördük, yaşadık. Pek çok kişinin hastane koridorlarında, sedyelerde bulunduğu günleri gördük. bu öneri asla ve asla gerçekçi değil, feasible değil. Hiçbir şekilde yabancı bir hastayı uçak koşullarında Türkiye'ye taşıyarak Covid'ini tedavi edemezsiniz. Bu reel bir durum değil. Velev ki bunu yaptınız, hem sağlık çalışanlarını, hem Türk sağlık sistemini, hem hastaneyi ciddi manada riske etmişsiniz demektir. Ben bunun ötesinde bir dil problemi de olacak. Yani Fransızı, Almanı, İtalyanı, birçok farklı dilden insanlar Türkiye'ye gelecek. Onlarla nasıl iletişim kuracaksınız, nasıl tedavisini yapacaksınız? Asla reel değil, asla gerçekçi bir politika değil. Tamamen tribünlere oynayan ve açıkçası iç kamuoyuna bakın Avrupa bizi kıskanıyor ve görün neler yapıyoruz. Avrupa'nın baş edemediği pandemiyle biz baş ediyoruz demek ama bunun faturası eğer gerçekleşecek olursa son derece ağır olacaktır. Ve korkarım bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyecektir ki bu aslında bir komploydu. Avrupa bizi kandırdı, fark edemedik. Allah da bizi affetsin, milletim de bizi affetsin. Ama Türkiye artık bu tür politik mesajlara gerçekten doydu. Ben bir bilim adamı kimliğimle bunun altını çizmek istedim ve öte yandan siyasetçi kimliğimle de buna vurgu yaparak bir anlamda işaret bir şey gönderdim. Peki şimdi tabii hemen insanın aklına şu geliyor. TL'nin değer kaybetmesi döviz karşısında son günlerde ülkemizin çok ucuz bir ülke haline geldiği konuşuluyor. Dışarısı için, özellikle Avrupa için. Bu anlamda işte en son yatırımlardan siz de bahsettiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkemizdeki yatırım girişimlerinden ve anlaşma imzalanan 10 madde var. İçeriğini henüz muhteviyatını çok bilmesek de. Ama bir anlamda sağlık da artık ucuz, öyle değil mi? Yani işin bu kısmıyla değerlendirdiğimizde bu ülkede sağlık hizmeti de çok ucuz olacak yurt dışındaki her kişi için. Şimdi sağlık turizmini destekleyen birisiyim. Yani Türkiye'de verilen bazı sağlık hizmetleri var ama bu devlette değil. Özel hastanelerde verilen sağlık hizmetleri var. Avrupa'dan elektif hastaların getirilerek ameliyat edilmesi güzel bir şey. Bundan Türkiye para kazanır. Ama Covid ayrı bir hikaye. Bu çok büyük risk taşıyan bir politika. Bunun arkasında da dediğim gibi tribünlere oynamak var, seçime oynamak var. Avrupa bizi kıskanıyor, bakın neler yaptık diyerek Türk milletinden oy talep etme gerçeği var. Ama öte yandan Türkiye'de sağlığın ucuz olduğu ortada ve ne yazık ki sağlık çalışanlarının maaşı da çok ucuz. Şu anda bilmiyorum Türkiye bunun ne kadar farkında ama 8 bine yakın Türk doktoru Almanya'da kariyer arıyor. Şu anda bine yakın Türk sağlık çalışanı İngiltere'de kariyer arıyor. Birçoğu sınavlara hazırlanıyor ve Türkiye büyük oranda bilim insanlarını, sosyal sermayesini kaybediyor. Tabii Türkiye'de hekim maaşına da baktığınız zaman içinde bulun.
yazık ki Türkiye'de bir hekim bir ayda kazanıyor. Bu da bir dramdır. Son bu da cümlenizi anlamadık efendim. Türkiye önemli bir konuya değindiniz Turhan Bey. Son cümlede bir kesinti oldu. Önemli bir veri paylaştınız zannediyorum ki. İçinde bulunduğum sağlık merkezinde bir doktorun bir günde kazandığı parayı ne yazık ki benim Türk doktorum Türkiye'de bir ayda kazanıyor. Bu bir dramdır. Ve bu kadar donanımlı, bu kadar birikimli, bu kadar özveriyle mesleği icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarına böylesine düşük maaşlarla çalışma şartlarını zorlamak Türkiye'nin sanıyorum bir ayıbıdır. Ve bu sebeple binlerce sağlık çalışanı şu anda dışarıda kariyer arıyor. İngiltere'de yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı gelecek planlaması yapıyor. Türkiye oturup bunları düşünmesi lazım. Evet, ve şu anda içinde bulunduğu ekonomik durum giderek derinleşecek. Ve bu dram daha da derinleşecek. Umuyorum Ankara'da politika yapıcılar ve karar vericiler bunun farkında olurlar ve şapkalarını önüne koyup ileride tekrar milletim de beni affetsin, Allah da beni affetsin diyerek özür dilemek zorunda kalmazlar. Peki Turhan Bey, size son olarak şu ilaç konusunu sormak istiyorum. Şöyle bir durum oldu Türkiye'de. Siz de elbette ki bu konuda vakıfsınızdır bu konuya. Favipavir ilacı. Aylar boyu koronavirüs tedavisinde kullanıldı. Aslında bu konuda pek çok hekim bir işe yaramadı. Hatta bazı belirtilerinde olabileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu bizim ekranlarımızda ve pek çok ekranda. Ancak ısrarla koronavirüs tedavisinde bu ilaç kullanıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından verildi. Ve şimdi geldiğimiz noktada ise bir etkin olmadığı gerekçesiyle tedaviden çıkarıldı. Yani boşu boşuna hapı yutmuş pek çok kişi aslında. Bu hapı yutmuşuz. Öyle diyebiliriz. Şimdi de molnupiravir ilacı kullanılacak. Bu konuda bir bilginiz var mı? Ne diyeceksiniz? Bu hatalı bir kullanım mıydı ya da öngörülemedi mi? Bu konuda ne söylersiniz? Yaşadığınız ve çalıştığınız ülkede nasıl bir tedavi, bir kıyas belki yapabilirsiniz? Favipavir burada hiç kullanılmadı. Türkiye'de yoğun olarak kullanıldığı dönemlerde birçok meslektaşım benimle temasa geçerek bu ilacın İngiltere'den temini konusunda benden yardım istediler. Açıkçası burada sağlık otoriteleriyle görüştüğümde bana bunun burada onayının olmadığı ve kullanılmadığını söylediler. Dolayısıyla hiçbir fikrim yok, hiçbir bilgim yok. Yani burada hiç kullanılmayan bir ilaç. Ancak Türkiye'de hangi gerekçeyle kullanıldığından da emin değilim. Fakat bunun kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını şüphesiz bilim adamları açıklayacaktır. Ancak şunu söyleyeyim. Türkiye birçok konuda heyecanlı ve fevri davranabilen bir ülke. Günlük politik kararlarla adım atan bir ülke. İlaç da bunlardan bir tanesi. Zaten ayağı yere sağlam basan, güçlü bir politikası olmadığı için de Türkiye bunun dışında da şu anda bir ilaç kriziyle karşı karşıya. Dövizdeki artış nedeniyle şu anda Türkiye ilacın ham maddesini temin etmekle ilgili büyük bir riskle karşı karşıya. Ümit ediyorum biz bir sonraki programlarda Türkiye'de yaşanan ilaç yokluğu ile ilgili dramları konuşmak zorunda kalmayız. Peki Turhan Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Teşekkürler.